Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, resmi web sitesinden yayımladığı duyuruda şirketin iki farklı iştirak halinde ayrılmasını öngören kurumsal yeniden yapılanmaya gidebileceğini açıkladı. Güney Koreli teknoloji devinin bu yeni planı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli koruma fonu Elliott Management'ın Ekim ayında şirketin operasyon karı yüksek birimlerinin ayrılmasına ilişkin sunduğu önerinin ardından geldi. Bazı uzmanlar şirketin ikiye bölünmesi planının bu sayede marka değerinin beklentilerini karşılayacağını düşünen yatırımcılar tarafından da tercih edildiğini, piyasaların bunu fiyatlandırdığını ve Samsung'dan gelen açıklamanın hemen ardından şirket hisselerinin yükselmesini sağladığını belirtiyor. Şirketin kurumsal yapısındaki bu değişiklik planı, 1938 yılında kurulan Samsung'un kurucu ailesinin üyelerinden ve en önemli varislerinden yönetim kurulu üyesi 48 yaşındaki J.Y. Lee tarafından da destekleniyor. Lee ve iki kız kardeşinin söz konusu yapılanmayla şirket üzerinde daha fazla söz sahibi olma imkanı kazanacakları belirtiliyor. Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy Note modeli akıllı cep telefonlarının batarya problemi nedeniyle piyasadan geri çağrılmasıyla yılın 3. çeyreğinde son 2 yılın en düşük karını elde etmişti.